Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Uluslararası Taner Yelkenci Hukuk ve Devlet Teorisi Sempozyumu'nun 4.sünü gerçekleştiriyoruz. Etkinliğimiz dün başlamıştı, bugün ve yarın da devam edecek. Normalde daha önceki senelerde katılımda bulunan herkes kısa konuşmalar yapıyordu. Bu sene Kamflat dergiden yayın kurulundan bir arkadaşımız konuşma yapacak. Ama bu sempozyuma katkıda bulunan kurumların adını söylemek istiyorum. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Eğitimsel Kocaeli Şubesi, Kamflat Dergisi, Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği, Smok Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi, Heinrich Böll Stiftung Vakfı. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Utku Özmakas arkadaşımızı buraya davet ediyorum. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Geçtiğimiz yıl aslında bir kapanış forumu düzenlemiştik biz ve orada benden bir değerlendirme yapmamız istenmişti. Fakat ben bir değerlendirme yapmak üzere masaya oturduğumda bambaşka bir şey yazdım ve bir tırnak içerisinde bir korsan bildirim yapmıştım geçen yıl. Sonra arkadaşlar da sağ olsunlar sabırları ve nezaketleriyle dediler ki o korsan bildirimi buyur açılışta tekrar eder misiniz dediler. Ben de yani teşekkür etmekten ve kabul etmekten başka bir şey yoktu. Ben de bunun içine gittiği yoldan önce bu etkinliği düzenleyen önümüzde payı olan Mimar Odası'na, Aynı Böl Vakfı'na, Kamflat paydaşlarına, Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği'ne ve son olarak da bu etkinliğin bir anlama kavuşmasında çok büyük payı olan buraya gelen sizlere teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz aslında 4 yıl öncesine geri dönmek gerekiyor bunun için herhalde. Bir yakınıma Taner abinin adını taşıyan bir sempozyum düzenlemeye karar verdiğimizde, söylediğimde çok ilginç bir tepki verdi ve dedi ki yaz tutmanın müthiş bir yolunu bulmuşsunuz dedi. Ben o anda biraz şaşırdım, hatta kısmen biraz ilkildim. Çünkü yani yaptığımız işin bir yaz tutma olduğunu düşünmediğim için ya da işte moda tarihinde bir yaz çalışması olduğunu düşünmediğim için değil. Aksine böyle bir şekilde okunabileceğini düşünmediği için yaptım herhalde. Böyle bir ilkime tepkisi gösterdi. Bunun niye böyle bir çalışmaya dönüştürdüğümüzü belki de ancak bir dolayımla anlatabileceğimi fark ettim. Böyle bir lafı kısa tutamadığım için sizden özür diliyorum. Biraz dolanarak konuşabilen birisiyim ben. Freud'un Yas ve Melankoli diye meşhur bir metni var biliyorsunuz. Orada kabaca iki tanım yapıyor yasa dair. Diyor ki birisi yas için. Yas, sevilen bir kişinin kaynağı ya da birisinin ülke, özgürlük, bir ideal gibi bazı soyut kavramlarının gitmesine verdiği düzenli bir tepkidir diyor. Buna geçici bir isimle ben pozitif yaz diyeceğim. Hemen hemen aynı makalenin bir paragraf altında ikinci bir yaz tanımı daha yapıyor. Ama burada eksiltili bir tanım yapıyor. Diyor ki, çünkü bu tanımın eksiltili olmasının sebebi şu, yasın özelliklerini sayıp sonra oradan bir tane özelliği çıkartıyor ve melankolinin tanımına ulaşıyor. Diyor ki bu tanımda melankoli için, derin acılı bir yeis hali, dış dünyaya duyulan ilginin azalması, sevme kabiliyetinin gitmesi, kendini kınamaya, yenmeye varan ve sanrısal bir cezalandırma beklentisiyle sonuçlanacak şekilde gerçekleşen kendine saygının azalması. Şimdi Freud'un melankolinin aksine yasta saygı bir tek hani kendine saygıyla ilgili niteliği herhalde buradan çıkartarak bir tanım oluşturabiliriz. Burada geçici olarak negatif yas diyeceğim ben. Pozitif yasla negatif yas arasında sizin de fark ettiğiniz üzere çok basit bir ayrım var. Hemen onu kolayca tanımamızı sağlayacak bir ayrım bu. O da şu, pozitif yaz bitirilerin ikame esnesinden hiç söz etmiyor. Yani bitirilerin yerine bir şeyi nasıl koyabiliriz, bunun hakkında hiçbir şey söylemiyor. Halbuki yaz aslında biliyorsunuz en temelde imkansız bir telafi mekanizmasıdır. Gitmiş olanın hiçbir zaman telafi edemeyeceğimiz yokluğunu anlamlandırma çabamındır. Negatif yazdaysa sanki böyle kuantum teorisindeki yani o uzun zaman bükülme deneyinde hani meşhurdur, görmüşsünüzdür bir battaniyenin ortasına top atarlar filan. O deneyde olduğu gibi bir şekilde yani o bükülmeyi yaratan duygunun bir ölüm duygusu olduğunu anlıyoruz. Kendimizle kurduğumuz ilişkiyi bir kere daha gözden geçirmemize sebep olan bir uzay zaman bükülmesi yaşıyoruz. Şimdi bizim için bu bükülmeyi anlatan şey ne olursa olsun, nasıl anlamlandırırsak anlamlandıralım. Bakıyorsunuz ki bütün insanlık tarihinde belki 2000 yıldır binlerce şiire, şarkıya, romana rağmen bir türlü simgeselleştirmeye cevaz vermeyen, gerçeğin çetin çekirdeğindeki bir hakikat olarak
bir türlü anlamlandıramadığımız bir duygu aslında ölüm. Şimdi negatif yas tanımı, yasın bir takım bedelleri olduğunu söylüyor bize ve bunlar arasında belki de en temel olanı ötekilere bağlılığımız. Bu bağlılığı tabii bir takım olumlu yanları var. Hani işte ötekiliyle ilgili ilk aklımıza gelen şeyler olumlu anlar. Hani Turgut Uyar'ın mutluluk için söylediği eksik kalmıyor mu dökülüp taşınmayınca, paylaşılmayınca dediği gibi önce mutluluğu aklımıza getirir ötekiliyle olan bağlılığımızda. Ama mutluluğun paylaşılmayınca işte kendini sakatlayan eksikten bir yanı olduğu için böyle düşünüyoruz. Ama işin bir de öteki cephesi var galiba. Çünkü ötekilere bağlılığımızın bir diğer yakasında bir adanmışlık duygusu var. Yani bir adanmışlık duygusuyla sevdiğiniz birisini yitirdiğinizde de insanı dilinden eden bir acıyla karşı karşıya kalırız sadece. Bir gerçek bir yasta bir sözcüğü söyleme biçimimiz, o kişiyle birlikte mutlu olduğumuz bir andaki bir vurgu biçimimiz ya da işte anne, baba, kardeş gibi genel bir adın anlamı yeter bizim için. Artık bir daha o sözcüğü asla o şekilde tonlayamayız. Ve bu negatif yas tanımı belki de bize kaygın inatçı yokluğuyla dilimizden nasıl bir şeylerin kopup gittiğini ve asla geri dönmeyeceğini gösteriyor. Peki son kertede yasın asli amacı olan imkansız telafi, yani o değindiğim imkansız telafi nasıl gerçekleşebilir? Burada bir kere daha izninizle Freud'a başlayacağım. Freud, uyarı kalkanını verecek kadar güçlü gelen dışlayanlara travmatik adını verir. Ve travma karşısında hepimizin aynı tepkiyi verdiğini söylüyor. Diyor ki, gereken yüksek enerji gücünü sağlamak için, travmayla başa çıkmak için gereken yüksek enerji gücünü sağlamak için oluşan çatlağın çevresinde bütün enerjilerimizi yardıma çağırırız. Güç toplamaya çalışırız bir anlamda. Başka alanlara sarf ettiğimiz enerjileri toparlar ve bu travmayı atlatmaya çalışırız. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum, bu kadar uzattım, kusura bakmayın biraz dolandım. Taner abinin adı etrafında örgütlenme gücümüz, bizi aralarında bağlanma, yoldaşlık, dostluk gibi pek çok kavramın olduğu bazı duyguları anımsatıyor. Ve daha da önemlisi yaz seferlerimizin yeni bir imkanını işaret ediyor. Simon Christie'nin bir kitabında söylediği bir ifadeyi biraz hunharca bağlamından söküp alacağım. Diyor ki, siyaset her zaman adlandırmayla ilgilidir. Siyasal bir özellik, adlandırma ve bu ad etrafında siyasal bir şekilde örgütlenmeyle ilişkilidir, diyor. Şimdi Taner abinin adı etrafında örgütlenen bu sempozyum, az önce söz ettiğim duyguları nasıl politikleştirebileceğimizi, dilimizde gidip gidenin ikame esnesini nasıl düşüncede bulabileceğimizi, kişisel enerjilerimizi nasıl toplumsal bir kudret tercüme edebileceğimizi ve bir kişinin hafızamızda parladığında nasıl bir kutup yıldızına dönüşebileceğini çözmemize yardımcı oluyor. Bu sempozyum hepimizin Taner abiyi kaybettikten sonraki travmamızı atlatmak için gereken enerjiyi birbirimizde bulduğunu gösteriyor. Muhtemelen aramızda olsa lafı bu kadar uzatmamak çok kızar. Çok işe yaramaz bulduğu psikanalitik jargona bu kadar saplanmama da bir o kadar kızar. Ve benim beceriksizliğim yüzünden başka enerjileri yardıma çağırmak filan gibi böyle parlak laflar söylediğin şeyleri ambalajından çıkartır ve hakikati saplayan o keskin müdahalelerinden birini yaparak dayanışma der ve geçerdi. Bizimle burada olup bu dayanışmaya katıldığınız için teşekkür ederiz. Başlayacak.